Takım oyunu kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş Antalya Spor maçının tartışmalı pozisyonlarını şimdi Erman Toroğlu değerlendirecek. Hep birlikte sonra burada bizler de fikirlerimizi söyleyeceğiz. Ama iki önemli, iki temel pozisyon var. Maç kadroları bir kez daha ekrana gelirken ilk bölümde bizimle olmayan izleyicilerimiz için hatırlatayım. Bir Beşiktaşlıların penaltı beklediği pozisyon var. Ve hemen sonrasında Gökhan'a benzer bir pozisyonda el verildi. Bu ne yaman çelişki diyor Beşiktaşlılar. Öte yanda Beşiktaş'ın attığı gole ilişkin ofsayt çizgisinin ne kadar doğru olduğuna dair de Erman Hoca'nın şüpheleri var. Şimdi o zaman gelelim Sade'de ve pozisyonlara. Hemen arkadaşlarım buradan bizimle paylaşsınlar. Ekranda geliyor, dakika 52, Beşiktaş'ta Ademler için ceza sahası içinden çektiği şut Freddy'den döndü. Beşiktaşlılar elle oynama bekledi. Buradan okutalım sevgili İrfan. Pozisyonu ben anlatırken Erman Hoca da hemen görüntüden takip edip fikirlerini paylaşacak. Maçın hemen 52. dakikası. O sırada durum 2-0 ve Beşiktaş'ın yüklendiği bölüm. Hocam. Laiç vuruyor. Freddy değil mi? Evet. Peki o zaman o çelişki olarak nitelenen... Önce bir yavaş oynatalım, bir görelim. Hangi pozisyonda çarpıyor, ne yapıyor oyuncu? Tamam. Önce bir görelim. Sonra da ötekini görelim. Bu çekim değil. Yakın çekim görelim. İrfan, sevgili İrfan, yakın çekimden bize... Şimdi hemen getirecek ekrana. Biz de buradan izleyicilerimizle fikirlerimizi paylaşacağız. Laiç hemen kaldırıyor elini. Yavaş yavaş oynatın. 52. dakikaydı değerli izleyenler. Evet, vur şimdi Adem bakalım. Adem Laiç'in vuruşu. Hani ne, hangi açı nedir? Erman Toroğlu'nun yorumu ne olacak? Reha Hocam ve sevgili Serdar, sizin de fikirlerinizi merak ediyoruz tabii. Geri al, ileri al. Şimdi sağ eline geliyor. Sağ eline gelirken oynuyor mu? Alt taraftan sekiyor. Oynuyor mu? Oynamıyor mu? Arkasını dönüyor, ne yapıyor? Arkasını dönmesi önemli değil. Şimdi normal oynat bunu. Eline geldiğini görüyoruz. Şimdi ağır çekimde oynuyor gözükür. Şimdi normal oynatalım. Evet hocam. Evet, buyurun. O çelişki olarak nitelediği Beşiktaşların pozisyonu da vereyim mi? İkisini bir arada değerlendirebilmek için. Onu da verelim İrfan. Hemen bir pozisyon, 1-2 dakika sonra değerli izleyenler. Bu sefer Beşiktaş hücumda Gökhan'a bir el çalındı. Oyun durdu Gökhan Gönül'e. Beşiktaşlar da dedi ki ama orada böyle vermiştim, burada böyle veriyorsun. Ümit Öztürk oyunu durdurdu. 56. dakika, 3-4 dakika sonra. Bu da Beşiktaşların çelişki olarak nitelediği bir pozisyondu Serdar. Sen burada çıkmış mıydın? Evet. Stüdyoya yetişmek için ilk kere de stat'taydı sevgili Serdar Sarı'da. Başka görüntüsü var mı? Bunun başka açısı var mı sevgili İrfan? Bu açıdan varmış hocam. Evet, buyurun. Ne diyorsunuz ya hocam? Penaltı bir kere. Evet. Fred'in eline çarpıyor. Penaltı o. Direkt Adem'le hiç kaleye gidiyor zaten top. Penaltı. Burada da niye çaldığını anlamadım Gökhan'a. İstemeyerek sağ elle vuruyor. Sol eline çarpıyor. Buna sen eğer veriyorsan o zaman haydi haydi öbür pozisyona penaltı vermen gerek. Adem'le hiç vuruyor. Fred'i engelliyor. Serdar? Ben de penaltı diyorum. Hocaya katılıyorum bu pozisyonda da. Bu da hocam. Şimdi bir defa şu pozisyonda el vermem. Bu hiç olmaz hocam. Bence, yani. Bence pozisyonda el verme. Yani Gökhan'ın pozisyonunda evet. El topa vurmaya uğraşıyor. El temasından dolayı oyunun durması yanlış diyorsunuz.
vermem. Ama tamam, öteki pozisyonda kırmızılı oyuncu arkasını dönüyor. Top yerden sekiyor. Eğer yerden sektiğinde sağ elinden topla oynuyorsa veririm. Ama yerden sekip de top görmeyip buraya çarpıyorsa bir şey diyemem, veremem. Ama senin bu ceza sahasında savunmacılarla ilgili söylediğin bir laf var hocam. Hep sezon ellerini başından beri ellerini arkaya zaten böyle götürecek, saklayacak. Önce saklıyor. Şimdi, ama önce saklıyor, sonra çıkarıyor, sonra ellerini. Sakladıktan sonra çıkarıyor. Bak. Şimdi öyle bir şey anlatıyorsunuz ki karşıdaki oyuncu vururken ben elimi böyle yaparım. Saklayacağım ben elimi. Tamam. Karşıdaki oyuncu vururken. Karşıdaki oyuncu vuruyor. Ben dönüyorum. Ne alakası? Alakası yok pozisyonu. Ben dönüyorum. Top buradan yerden sekiyor. Benim burama geliyor. Oynuyorsa penaltı. Vuruyorsa değil. Bakın farklı bir şeyden bahsediyorum. Ama eli açık. Karşıdan oyuncu vuruyor. Ben böyle duracağım. Şöyle yok. Ben böyle duracağım. Arkamı döndüm. Vurdu. Ama şöyle yaptım değil. Veya top geçerken böyle yaptım. Yine değil yani. Penaltı. Ama arkamı dönüyorum. Top yerden sekiyor. Görmüyorum topu. Top geliyor elime vuruyor. Vuruyorsa değil. Oynuyorsa penaltı. Tam dönmüyor. Oynuyor mu? Oynuyor mu, vuruyor mu? Ona bakın. Oynuyor bence, mu, vuruyor mu? Bence giderken, kritik soru bu. Bence giderken oyuncu yarım dönüyor zaten. Elini arkaya koyabilir. Elini eğer önce koyup sonra kaldırıyorsan bir avantaj sağlıyorsun. Bu avantajdan sonra yere çarpıp geliyorsa da, yani çarpsa bile, yerden gelse bile, Erman Hoca'nın söylediği gibi doğru yerden çarpıyor, tamam. Hı-hı. Ama ilk hareketi penaltı. Eli açık bir avantaj sağlıyor. O top ondan çarpıyor zaten öyle eline. Eli arkada değil, bence ben penaltı diyorum. Yoksa doğru yerden çarpıyor. Erman Hoca'nın dediği doğru ama giderken hocam, gidişi hakem için çok kolay bir pozisyon değil. Onu söyleyelim ya. Yani. Varlık pozisyonu zaten. Tabii. Bu değil. Bu arkada şeyleri ötekinden daha iyi gözüküyor. Çok küçük bir pozisyon. Yani evet. Sıkıntılı. O sırada eli aşağı iniyor. Acaba o sırada elini indirmeye çalışırken ya bu, yani bu bana göre, benim düşüncem penaltı hiç tartışması. Sevgili Serdar, sen de penaltı diyorsun. Ama zor bir pozisyon. Erman hocam bayağı şeyde kaldı. Yerden arada kaldı. Geliyor, arada kaldım. Yani oradaki hakem olarak oradaki vücut şekli vurduğu zaman yerden, bak şu gelirken eğer oynuyorsa penaltı. Ama görmüyorsa, çarpmıyorsa ayrı bir olay, ama bana sanki topu görüyor gibi geliyor. Yani küçük pozisyon. Çok yani zor bir pozisyon. Varda bile, hiçbir şey demem. Varda bile net karar veremeyebilirsin. Bir şey demem. Erman Hoca'nın son ifadesi bu. Ama Gökhan'ın pozisyonuna el verilmesi bir garip bir kere. O sağlam çelişki, onu söyleyeyim. O ne biliyor musun? O ne görüntü biliyor musun? Hep Erman Hoca bir şey söyler. Ne? Futbolun içinden gelmedi hakemlerin belli. Futbolun içinden gelen hakem, Gökhan var ya, vuruyor istemeden. Bugünün yani, Malatya maçındaki bir pozisyonda hocam da konuşuyor. Gökhan'ın pozisyonuna kesin el verme. Futbolun içinden kesin gelen hakem bunu anlar, istemeyerek kesin, anladın mı? Sağ eliyle vuruyor, sol eline çarpıyor. Bu pozisyonda futbolcunun suratıyla onu görsem karar veririm ha. Oynadı mı, oynamadı mı? Mesela hatırlayın, geçen sene mi, evvelki sene mi? Atipo koşarken buradan böyle yaptı. Evet. Orada fikir ayrılığı. Öyle uyanık ki. Öyleydi. Oynarken böyle yaptı. Sanki koşuyor. Sen böyle mi koşarsın? Böyle yaptın dedi. De. Hocam öyle koşarsın. Böyle güzel indirme ki. Net. Ama bu nasıl? Bu gıcık pozisyon. İlk pozisyonda, ilk tartışma pozisyonda hakimin yeri doğru muydu hocam sizce? Hangisinde? Freddy'nin pozisyonu, penaltı beklentisinin olduğu başka pozisyon. Başka bir yerden göremez ki o pozisyonu. Yancık orada duracak. Doğru yerde ya, çok doğru net yerde görüyor. Çok akan oyunda. Çok yakın. Şeyi de var, yakın pozisyon aslında. Ama VAR'dan da bir uyarı gelmedi herhalde. Yo, VAR baktı pozisyona, devam etti. Baktı pozisyona var. Ama çok net değil diyor hakem. Evet, çok net değil diyor. Net yani hakem. Yani hani kara mesela nerede? Dün Trabzon maçında değil mi? Gitti sonra verdi mesela kırmızıyı. Evet. Trabzonlu oyuncuya. Gilermeye. Önce yürüdü, sonra verdi. Vahiy mi geldi, ne oldu bilmiyorum yani. Dördüncü hakem oradan müdahale etmiş olabilir mi hocam? Olabilir. Öyle geldi. Vardan hocam olmaz o iş. Olabilir. Dördüncü hakem müdahale etti bence hocam. Olabilir. Peki şimdi sizin şu Beşiktaş'ın golündeki şeyiniz var. Olsaydı. Hani bu işte bir gariplik var. Evet.
düşünceniz. Evet. O iki pozisyonu getirir misin sevgili İrfan? Hocam